Merhaba, Açık Öğretim Sistemi Web Okuryazarlığı ders kitabının 5. ünitesi olan Sosyal Medya Okuryazarlığı konusu ile karşınızdayım. Program süresince sosyal medya ve sosyal medya okuryazarlığı başlıklarını ele alacağım. Bilgi ve iletişim teknolojileri özellikle internetin gelişmesiyle günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya başlayan sosyal medya insanlar arasındaki ilişkileri, olduğu kadar bireyleri, var oldukları toplumları algılama biçimlerini de değiştirmiştir. İnternet ağının kişisel kullanıma uygun hale getirilip bir iletişim kanalı olmasıyla kullanıcılar aradıkları bilgiyi internet sitelerinden elde etmeye başlamıştır. Geleneksel medya araçları uzun yıllar gündemi belirlemekle kalmamış, üretilen ve paylaşılan içerikle insanların hayatına müdahale etmiş hatta tercihlerini yönlendirmiştir. Gazete, radyo, televizyon ve film gibi geleneksel olan medya araçlarının bu hakimiyeti internetin yaygınlaşması ile kullanıcıyı sadece bilgiyi alan pasif konumundan çıkartarak içeriğe katkı sağlayan konuma yani aktif konuma geçirmiştir. Kullanıcının pasif durumdan aktif duruma geçtiği ve web teknolojilerinde web 2.0 olarak adlandırılan bu dönem birçok sosyal ağ web sitesinin gelişmesine de öncülük etmiştir. Daha sonraları kullanıcıların internet sitelerindeki içeriklere yorum olarak katkıda bulunabilmesiyle birlikte sosyal medya kavramına geçişinin ilk adımları atılmış, web günlükleri siteleri, sözlük siteleri ve Wikipedia ile sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Medya okur yazarlığı genel anlamıyla insanların medya mesajlarını daha iyi anlaması, analiz etmesi, belirli açılardan değerlendirilebilmesi ve daha bilinçli olarak tüketebilmesi sürecine verilen isimdir. Diğer yandan sosyal medya okur yazarlığı etkin sosyal ağ profili yönetimi, sosyal ağlarda bilinçli olarak içerik üretme ve tüketme, paylaşılan içerikleri anlamlandırabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Sosyal medya sürekli kendini yenilemesi, çoklu kullanıma açık olması, sanal ortamlarda paylaşımlara imkan tanıması ve benzeri açılardan çok popüler olan bir iletişim ortamıdır. İnsanlar sosyal medyada düşüncelerini yazmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedir. Kişisel bilgilerinin yanı sıra fotoğraflar, videolar paylaşılabilmekte, anlık sesli ve görüntülü konuşulabilmekte. En değerli anlarını tüm dünyaya canlı olarak yayınlayabilmektedirler. Bu durum gün geçtikçe tüm dikkatlerin bu alana yönelebilmesine sebep olmakta ve yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal çerçeve çizmektedir. Bilgisayar ve elektronik cihazlardan rahatlıkla ulaşabilen sosyal medya içerikleri, gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Sosyal medya, insanların birbirleriyle iletişim kurmak, etkileşime girmek ve paylaşımda bulunmak için kullandığı mobil ve web tabanlı iletişim araçları bütünü olarak tanımlanabilir. Sosyal medya akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda web tabanlı ve mobil teknolojileri kullanarak bireylerin toplulukların ve kuruluşların kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği veya çevrim içi yayınlanan önceden hazırlanmış içeriği paylaşması, birlikte yaratması, tartışması ve değiştirmesi için yüksek etkileşimli platformlar oluşturması için kullanılır. İnternet okur yazarlığı ve dijital okur yazarlık dahil olmak üzere medya okur yazarlığına ait birçok kavramsallaştırma mevcuttur. Ancak sosyal medya internet tabanlı uygulamalar olup diğer kavramsallaştırmalar sosyal medya için sınırlı veya uygun değildir. Medya ve internet okuryazarlığı kavramı temel olarak çevrim içi bilginin analizi ve değerlendirilmesine odaklanırken sosyal medya yeterlilikleri medya içeriğinin üretilmesi, işlenmesi, oluşturulması, iletişim ve işbirliği üzerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanmak kullanıcının daha fazla eylem ve girişimde bulunmasını gerektirir. Sosyal medya okur yazarlığının kavramsallaştırılmasında dikkate alınması gereken birçok unsur bulunmaktadır. Sosyal medyayla ilgilenmek televizyon gibi diğer medya araçlarına göre daha fazla eylem ve etkileşim gerektirir. Bu nedenle sosyal medya okur yazarlığının kavramsallaştırılmasında ana odak eylem odaklı ya da beceri tabanlı yaklaşım olmalıdır. Her ne kadar sosyal medyanın kavramsallaştırılmasında eylem odaklı medya yeterliliklerine odaklanılsa da, kritik analiz yeterliliklerinin önemi ihmal edilemez. Medya araçlarındaki yakınsamadan dolayı televizyon izlemek gibi bazı uygulamalar YouTube üzerinden video izlemek gibi sosyal medya içinde kullanılabilir. Bu nedenle eleştirel ve eylem odaklı bir yaklaşım belirlemek ve kavramsallaştırmayı ölçülebilir kılmak en meydan okuyucu husustur. Sosyal medya kullanıcının iletişim kurmasına imkan sunan, kendi içeriğini üretmesine ve paylaşmasına olanak sağlayan uygulamalardır. Birçok bilgi ki bu bilgi güvenilir de olmayabilir. Herkes tarafından çevrim içi ortamlara sosyal medya aracılığı ile konulabilir. Dolayısıyla bu içerikle başa çıkabilmek için yeterliliklere büyük önem verilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde sosyal medya okuryazarlığının 3 boyutu öne çıkmaktadır. Bunlar sosyal medya erişimi, sosyal medya yeterlilikleri ve sosyal medya kullanımıdır. İlk boyut sosyal medya erişimidir. Sosyal medya araçlarının erişimi özellikle internet erişimi ile ilgilenir. Zira sosyal medya internet tabanlı uygulamalar grubunda yer almaktadır. İkinci boyut sosyal medya yeterlilikleridir. Sosyal medya kullanımında bilgi beceri, tutum ve öz yeterlilik boyutları ile analiz, değerlendirme, paylaşım ve sosyal medya içeriği oluşturma ile ilgilenir. Üçüncü boyut ise sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medya uygulamalarından hangilerinin kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı ve nerede kullanıldığı ile ilgilenir. Sosyal medya yeterlilikleri bilgi ve beceriyi kapsayan nesnel yeterlilikler, tutum ve öz yeterliliği kapsayan öznel yeterlilikler olmak üzere ikiye ayrılır. Bilgi ve beceri nesnel olarak kontrol edilebilirken tutum ve öz yeterlilik kişinin kendisine sorarak elde edilebilir. Modelin temelinde sosyal medya araçları internet tabanlı olduğundan erişim yani internet erişimi vardır. Erişim olmadan sosyal medya yeterliliklerinin gelişmesi söz konusu olamamaktadır. Şekil incelendiğinde sosyal medya uygulamalarının kullanılabilmesi için sosyal medya yeterliliklerinin bilinmesi gerektiği açıktır. Bu yeter yeterliliklerde ölçülebilir olma durumlarına göre öznel ve nesnel yeterlilikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nesnel yeterlilikler sırasıyla temel veya ortam ile ilgili temel bilgi ve beceriler ve ileri veya içerik ile ilgili bilgi ve beceriler olarak ayrılmaktadır. Temel veya işlevsel bilgi ve beceriler ileri derecede yeterliliklerin geliştirilmesinde ön şart olup nesnel yeterliliklerin altında yer alır. Bu programda açık öğretim sistemi web okur yazarlığı ders kitabının 5. ünitesi bağlamında sosyal medya ve sosyal medya okur yazarlığı başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.